Mehmet Karakaş, matematik öğretmeniyim. 1982 yılında göreve başladım. 1985 yılı itibariyle e, yöneticilik görevimiz başladı. E, Enes Lisesi'nde lise müdürü olarak görevi devraldık. Ve e, yaklaşık 38 yıl boyunca eğitimin hemen hemen her kademesinde, Milli Eğitim Müdürlükleri de dahil e, yönetici olarak, meslek hayatımızı idame ettirdik. Hem öğretmen olarak hem yönetici olarak yaşadığımız hadiselerden birkaç örnek vermek gerekirse 1987 yılıydı galiba. Muğla Türlü 100. İlköğretim Okulu'nda okul müdürü olarak görev yapmaktaydım. Yaklaşık Ekim ayının sonuydu galiba. Ekim ayı son tarihi gibi olabilir. Müdür yardımcısı arkadaşımız ee, dedi ki müdür bey dedi bir öğrenci velisi ve bir çocuk geldi kayıt yaptırmak istiyorlar dedim ya ekim ayının sonundayız yani kayıt falan mı olur bu tarihte bu saatte ne yapmışlar niye geç kalmışlar gibi bir e, şeyde bulundum cevap verdim tabi biraz sonra e, o öğrenci velisi e, olan vatandaşımız ve çocukla birlikte odaya geldiler. Dedim neden bugüne kadar geç kaldınız? Veli dedi ki ben dedi bu çocuğun annesi, babası ya da velisi değilim. Sadece tanıdığım bir komşunun çocuğu. Bana da rica ettiler. Peki dedim ne yapacağız? Hocam bunu dedi mümkünse okutmak istiyoruz. Yani eğitim öğretim hayatına devam etsin istiyoruz. Tabii ki Şükrü Bey dedi ki müdür yardımcısı kulakları çınlasın. Müdürüm dedi nasıl dedi kaydedeceğiz yani bu çocuk dedi şu an eğitim öğretim başladı dersler başladı dedim Şükrü Bey o zamanlar aday kayıt defterleri ve küçük defterleri vardı şimdiki gibi bilgisayar falan teknoloji yok yani 1987'li yıllardan bahsediyorum o zaman dedim bu çocuğumuzu biz kayıt evraklarıyla birlikte aday kayıt defterine kaydını yaptığımız takdirde sınıfın birisine yerleştiririz. Nasıl olur? Dedim bunu sen, dedim ben yetkim dahilinde bunu yapıyorum. Bunu dedim kaydedeceğiz. İlerleyen süreçte bir cumartesi günü okula geliyoruz. Hafta sonlarda çalışıyorduk zaman zaman okulda. Baktım okulun yakınındaki bir inşaatta o kayıt yaptırdığımız öğrencimiz inşaatta kum eliyor. Hayatını kazanıyor. Biz çocuğun eğitim, öğretim hayatını olumsuz etkileyebilecek ders araç gereçleridir, kılık kıyafetidir vesaire bunların hepsine yardımcı olduk. Ve e, ilerleyen süreçte maçlarda çekirdek satarken gördük. Hayatını kazanmaya çalışıyor. Kros takımı bizim il birincisi olmuştu. E, beden eğitimi öğretmeni dedi ki hocam dedi bir ödül töreni yapacağız. E, çocukların ödüllerini vereceğiz dedi müsait misiniz? Tabii ki ödül törenle indim. Kupa dağıtacağız. Birinci olan öğrencilerden bir tanesi kulvarında yani 100 metre, 200 metre, 300 metre geçmiş gün unuttum. Baktım ki bizim o kaydettiğimiz Atila'ydı galiba ismi. Atila da orada. Yani Atila'ya bir kupa verdik. Birinci olmuş. Ben orada çok gurur duydum. Dedim ki ne kadar isabetli bir iş yapmış. Yönetmeliklerdeki satır aralarındaki inisiyatif kullanabileceğimiz noktaları araştırabiliyor muyuz? Acaba yetkimizi çok zorlayarak insanı topluma kazandırma, bireyi topluma kazandırma noktasında bir gayret sarf edebiliyor muyuz? İşin bu noktasında yoğunlaşmak gerekiyor. Meslektaşlarımıza ve yönetici arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. Yani öğrenciler hepsi de bize emanet edilmiş değerlerdir. Bunlar hepsi de bu ülkenin çocuklarıdır. Bunları biz ne kadar sağlıklı bireyler olarak yetiştirebilir, topluma kazandırabilirsek toplumun dinamikleri daha fazla ayakta kalmamızı sağlar. Sağlayan etkenlerdir bunlar. İnsanımızı ne diyor şey edebali? İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Zor bir mesleği icra ediyoruz. Bu açıdan tüm meslektaşlarımızın ve yönetici arkadaşlarımızın hadiseye bu boyutuyla bakmak lazım. Zor bir görev icra ediliyor. O açıdan bu zorluğu bilerek bu mesleği sürdürmelerinde fayda var.